Efendim Kanal T ekranlarından hepinize mutlu günler diliyorum, mutlu hafta sonları diliyorum. Ben Togay Uluöz ve çok saygıdeğer, çok değerli konuğum, üniversitemizin, Uluslararası Final Üniversitesi'nin genel sekreteri, yardımcı doçent doktor Bülent Taşer'e buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesafemiz iyi, dolayısıyla hem programa başlarken maskemi de çıkardım. Çünkü güzel, iyi soru sorabilmek için çıkarmam lazım. Uygun görüyorsunuzdur tabii ki, herhalde. Tabii ki. Sağ olun hocam. Ben de çift kat maskemi çıkararak başlıyorum konuşmaya. Siz bir sağlıkçı olarak, çok duyarlı bir kişi olarak ve yüz yüze eğitimde bu yıl Uluslararası Final Üniversitesi olarak sistemi yerleştirmiş ve her türlü maske, mesafe ve hijyen şartlarına üniversite yönetimi olarak uymuş bir kişisiniz. Buna çok dikkat gösteriyorsunuz. Gündemimiz çok yoğun. Bir tıp insanını bulmuşken aşıyı soracağız, eğitimi soracağız. Ama önce izleyicilerimize Doktor Bülent Taşer kimdir diye hemen bir giriş yapalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Bu kısmı çok kısa tutayım. Tamam Doktor hocam. Bülent Taşer iki çocuk babası, bir radyoloji uzmanıdır. Türkiye'de değişik pozisyonlarda görev almış, 2 milyonluk bir nüfusun olduğu bir ilin sağlık müdürlüğünü yapmış. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu'yla yönetim tecrübesi oluşturmuş. Radyoloji uzmanı bir doktordur. Görüntüleme merkezleri falan olan İstanbul'da, Türkiye'de bir doktordur. Burada da Final Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte 4 yıl önce buraya taşınmış, yerleşmiş ve 4 yıldır adada bulunan bir akademisyenlik yapan, aynı zamanda üniversitenin yönetimini üstlenen bir kişidir. Çok güzel. Deyip geçelim. Tamam hocam, sağ olun. Şimdi hem Türkiye Cumhuriyeti'nde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Eğitim Bakanlığı, devlet bürokrasisi, aşı, önce polisimiz ve emniyet tedbirlerimizin ön planda tutulması, ardından da akademik ve idari personellerin aşılanması ve eğitime başlanması. Bu konuda başlayalım programımıza. Neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi klasik şeyler dışında şeyler söyleyeyim. Yani lokomotif sektördür, önemlidir geçerekten eğitimin yüz yüze olabilmesi için ve eğitim sektöründe bulaşın ve koronanın yayılmasını engellemek için eğitim çalışanlarına aşılamada öncelik verilmesi gerekir. Yani hem öğretmenlerimize hem de üniversitedeki akademisyenlerimize zorunlu çalışan polis, itfaiye benzeri görevlilerin aşılanması biter bitmez sıraya alınması gereken gruptur. Yani eğitimi yüz yüze vereceksek mutlaka bu grubun aşılanması lazım. Eğitimin de yüz yüze verilmesi lazım. Onun için bu gruba öncelik vermemiz gerekir. Yaklaşık 20-22 bin kişilik bir çalışandan bahsediyorum. Yani hem öğretim, ilkokul, ortaokul, lisede çalışan hocalarımız hem akademisyenlerimizin toplamı 20-22 bin kişilik bir çalışandır. Bunları içerisine az sayıda toplu taşıma çalışanını da koyup, çünkü bunun için bir de doğru, ulaşım gerekir. Doğru. Toplu taşıma çalışanlarıyla birlikte eğitim çalışanlarını bir an önce aşılamak ve yüz yüze eğitimi başlatmak gerekir. Çok önemli bir konu esasında. Bu bir sistemden bahsediyorsunuz hocam. Ve bu sistem içerisinde de bu aşı olayının muhakkak olması gerektiğini ve yüz yüze eğitime geçilecekse de 15 Şubat, işte 1 Mart süreci, öğrencinin adaya taşınabilmesi, aşının çok önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Şimdi bu söylemleriniz ışığında aşının işlevselliği konusunda bir tıp mensubunu bulmuşken bu soruyu sormak istiyorum size.
Aşı konusuna girersek bir daha çıkamayacağız ama bunlar önemli konular çıkarım, olduğu çıkarım. İçin bunlara öncelik vermekte de gerek var. Şimdi aşının koruyuculuğu konusunda dünyada yaygın bir şüphe var. Çünkü aşıların normalde yapılması, birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz çalışmalarının yapılması yıllar süren bir süreç. Ancak salgın bu sürecin hızlanmasına sebep oldu. Hızlı bir şekilde üçüncü faz çalışmaları bile doğru dürüst tamamlanmadan dünyada birçok aşıya izin verildi. Yani BioNTech'in aşısı da, AstraZeneca'nın aşısı da, Oxford'un aşısı da, Çin aşısı da, Rus aşısı da yeterli süreyi sağlamadan onay aldı. Yani normalde olması gereken süreç yapılmadan onay aldı. Ve onun için de hem aşı olacaklar arasında hem bilim adamları arasında ayrışmalar oldu. İşte canlı aşı, cansız aşı, eski yöntemli aşı, yeni yöntemli aşı, messenger RNA aşısı, bunlar artık halk arasında da tartışılmaya başlandı ve bilim adamları arasında da ciddi ayrılıklara sebep oldu. Ben şunu düşünüyorum, bu benim araştırmalarımdan edindiğim şahsi fikrimdir. Aşının etkili olup olmayacağı bilinmeden başlanmış olması bir kar zarar hesabına dayandırılmıştır. Bu kar zarar hesabı sağlık sistemlerinde her zaman yapılması gereken bir şeydir. Ve doğru yapılmazsa büyük zararlara sebep olur, doğru yapılırsa da faydalara sebep olur. Kar zarar çok önemli. Yani bir kişi kanser oldu, kemoterapi veriyorsunuz. Kemoterapi verdiğiniz ilaç vücudun normal hücrelerini de öldürüyor. Belki kemoterapi dozu iyi ayarlanmazsa, vücudun bazı sistemleri iyi çalışmıyorsa öldürüyor, kişiyi de öldürüyor. Yani kurtarayım derken öldürüyorsunuz. Veya ne bileyim işte tomografi, bilgisayarlı tomografi. Bilgisayarlı tomografi çektiriyorsunuz, radyasyon alıyor. Bundan dolayı kanser olma ihtimali var. Düşük. Yani bunlar da hep kar zarar hesabı. Mamografi. İşte belli yaştan sonra yılda bir, belli yaştan sonra iki yılda bir, belli yaştan sonra başlanıyor. Ama mamografi de aldığınızda diyorsun, kendisi meme kanseri yapabiliyor. Onun için sağlık sektöründe kar zarar hesabı yapılır. Ve artısı fazlaysa o şekilde devam eder. Aşıda da öyle yapıldı. Yani faz 3 çalışmalar daha kısıtlı insan üzerinde denenerek uzun süre etkileri beklenmeden, özellikle uzun süre etkileri beklenmeden aşılara onay verildi. Yani bu bütün aşılar için geçerlidir. Ha. Messenger RNA aşıları da, BioNTech için de, Çin aşısı, hepsi için geçerlidir. Düşman, korkunç bir düşman olması buna evet. aracılık sağlıyor değil mi hocam? Şimdi dalgalardan birinci dalga, ikinci dalga, işte üçten de söz ediliyor. Aşının tüm dünyaya yayılması 5.4 yıla çıkacak diyen bilim insanları var. Bu ana vatanımız Türkiye ile ilgili Avrupa ülkelerinden daha da önde, onlardan 3 yıla yakın denirken Türkiye'de 2 yılı çok az aşkın sürede, işte halkın %65'inin, 75'inin bu bağışıklığa ulaşabilmesinde, aşılanmasında etkili olacağı söyleniyor. Hocam şimdi 1 Mart'ta biz eğitime başlayacağız ve hedefimiz yüz yüze. Ancak biz online devam edeceksek online eğitim sistemindeki etki nasıl olacak? Online etkinlikleri nasıl olacak? Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi bu söyleyeceğime katılmayan akademisyen yoktur. En kaliteli online eğitim bile yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Yani biz üniversitemizde sınıf ortamında en fazla öğrenci alan üniversiteyiz. Yani bizim öğrencilerimizin %55'ine yakını adaya geldi. Bizim zorlamalarımızla geldi. Çünkü online eğitimin, yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Biz 41 senelik
eğitim kurumuyuz. Yani adada 4 senelik olabiliriz ama Türkiye'de 41 senelik ve 470'e yakın ilk orta lise kampüs okulu olan bir kuruluşuz. Onun için eğitimi en iyi bilen de biziz. Ben bunu iddia ederek söylüyorum. Adada da ilk yüz yüze eğitimi de biz başlattık. Geçen yıl şeyde başlattık, hazırlık sınıfında başlattık. Yani biz şunu gördük. Hazırlık sınıfına gelen yabancı öğrencilerin birinci sınıfa geçme oranı eskiden %85 iken online eğitimde bu %50'ye düştü. Çünkü %85'ini yüz yüze geçecek seviyeye getirebilirken online eğitimde %50'sini geçirebiliyorsunuz. Ve bunun için hemen yazın, hem de yaz okulunda hazırlık için yüz yüze eğitime geçtik. Biz geçen dönemde de öğrencilerin %55'in katılımıyla yüz yüze eğitim yaptık. Ciddi tedbir alırsanız ki üniversitemizde ki hem medikososyal hem benim doktor olmam çok ciddi tedbirler almamıza sebep oldu. Yani termal kamerasından tutun, girişte otomatik ateş ölçüp dezenfektan veren aletlere kadar müthiş getirdik bir ve yani, takdir ediyorum. Üniversitenin 4 olan giriş kapısı sayısını 1'e düşürdük ki herkes oradan kontrol edilerek geçsin diye. Bu bir takım zorlukları beraberinde getiriyor. Doğru. Ama zorlukları göze almazsanız yüz yüze eğitim yapamazsınız. Şimdi bizim eğitimimiz 15 Şubat'ta başlayacaktı. Ancak bir belirsizlik durumu olduğu için biz başlangıcımızı 1 Mart'a, sen de biliyorsun, öteledik. Bunun sebebi ne? Bu konuda bir açıklama bekleniyor ve öğrenciler tarafından bekleniyor bu. Bizim yine eğilimimiz belli. Bizim eğilimimiz yüz yüze eğitim. Bunu yaparken de inanın eğitime olan hassasiyetimiz birinci planda. Yani ülkenin ekonomisine katkısı ikinci planda. Eğitim birinci plandadır. Bir tamam tane. Hocam, o zaman sözünüzü balla keserek hemen şöyle bir yön verelim programa. Şimdi bilim kurulunun kararları var. Evet. Bunu Bakanlar Kurulu ile istişare ederek, birbirine danışarak Bakanlar Kurulu ile açıklanması. Nereden buraya girdim? İşte 15 Şubat iken 1 Mart'a çıktı. Burada sizden bir şey bekliyorum. Yani nasıl olması yani gerektiğiyle ilgili hocam. Bir de buna bağlayarak YÖK ve YÖDAK'ın duruşunu biz birazcık bahsedelim. Yani yaklaşımı nasıl olacak? İkisini bağlayabilirsek çok aslında, güzel ilerleriz. Aslında her iki kurumda verdi şifreleri. Şimdi burada ülkede birçok karmaşanın sebebi bilim kurulunun ürettiği kararların esas sorumluluk sahibi ve uygulayıcıların süzgecinden geçmeden açıklanması. Yani diyelim ki bilim kurulu bir karar alıyor, bu bilimsel bir karardır ama esas sorumluluk ülkeyi yönetenlerdedir. Sağlık Bakanlığındadır, Başbakanlıktadır, diğer bakanlardadır. Normalde bilim kurulu üyeleri tek tek çıkıp şahsi fikirlerini söyleyebilirler. Ama kurul kararlarını direkt açıklamalar bence çok doğru değil. Kurul kararlarını açıklayacakları yerde bununla ilgili kararı veren esas ülkeyi yönetimden sorumlu olan kişilerin belki bazı kararları biraz esnetmesine imkan sağlayacak şekilde Bakanlar Kurulu'ndan sonra geçtikten sonra açıklanması doğrudur. Çünkü bu bir karmaşaya sebep oluyor. Bu karmaşada gereksiz korku, paranoya ve uygulama zorluklarına sebep oluyor. Bakın Türkiye bu işi organize ederken öyle yapıyor. Bilim kurulu üyelerinin her birinin tek tek çıkıp televizyonda konuştuklarını görüyoruz değil mi? Doğrudur. Görüyoruz ama bilim kurulunun kararları budur diye bir açıklama duydunuz mu bugüne kadar? Duymadınız. Bilim kurulu Sağlık Bakanlığı'na tavsiye verir. Sağlık Bakanlığı da Bakanlar Kurulu'nda
bu konuyu gündemine alır ve siyasi otorite kararı verir. Şimdi diyeceksiniz ki niye bilim kurulunun bilgileri saklansın? Saklansın değil. Bilim kurulu sadece korona ile ilgili bilgileri değerlendirir. Ülke gerçeklerini ve ülkenin diğer sosyoekonomik dinamiklerini birlikte değerlendirmek zorunda değil. Bilim kurulu aksine korona konusunda daha hassas davranması gerekir ve davranır. Ama ülkeyi yönetenlerin daha geniş bir perspektifle ekonomik, sosyal, kültürel her açıdan bu tavsiye kararlarını değerlendirmesi gerekir. Yani bunu Kıbrıs'ta bir karmaşaya sebep olduğunu ben görüyorum. Bilim kurulu bir karar açıklıyor. Ertesi gün bakanlar kurulundan geçerken bu karar değişiyor. Veya yani karmaşayı engellemek için bunun böyle olmaması gerekir. YÖK-YÖDAK'la ilgili şeyi de söyleyeyim ben size. YÖK bu konuda tavrını ortaya koydu. Mezun durumundakiler mutlaka gelip okuyacak. Dördüncü sınıflar. Bu gerek sağlık bilimleri olsun, gerek uygulamalı bilimler olsun, bunun diğer sınıfları da gelip okuyacak. Doğru. Ama diğer konularda da esas karar, yani diğer bölümlerle ilgili kararı da illerin sağlık otoritelerine ve üniversitenin yetkililerine bıraktı. Yani üniversite senatoları karar verirse gelip okuyacaklar. Türkiye'de bu durum bu. Ama bazı üniversiteler kolayı tercih edebilirler. Bu doğru değil. Doğru değil. Yani eğitimin zaten bir yılı kayboldu. Ciddi açıklar var. Bu açıkları telafi etmekle ilgili hazırlıklarımız da var bizim. Yani biz bu iş böyle oldu bitti, böyle gitsinlere getirmemeye çalışıyoruz. Onun için Milli Eğitim Bakanımızdan ve Bakanlar Kurulu'ndan da bu konudaki kararlarını bir an önce verip açıklamalarını bekliyoruz. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararları da benim aldığım gayri resmi bilgilere göre YÖK'le paralel. Yani uygulamalı olanlar, sağlık bilimleri olanlar ve mezun durumunda olanları gelmelerini isteyecekler. Hazırlıklar o yönde diye bir duruyor. Önce başlaması gerektiğini. Hocam şimdi çok güzel söylüyorsunuz da biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ada ve sonuçta turizm bacağı da var işin. Nasıl var? Turizme nasıl geldik? Üniversite öğrencilerinin taşınması söz konusu. Temiz, düzgün bir şekilde çarteridir, odur budur. O yönüne nasıl bir bakış bakabiliriz? Nasıl bakarız hocam oraya? Şimdi bunun devlet tarafından çok iyi planlanması lazım. Daha ucuza gemiyle toplu taşımalar yapılabilir. Charter seferler konulabilir. Eğitim bacağı dışında turizm bacağıyla da ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi dünyada aşı savaşları başladı. Bu şeyi bilerek kullanıyorum. Aşı savaşları başladı. Bakın notlarımdan okuyayım. Amerika, Kanada, İngiltere ülke nüfusunun 9 katı aşı sipariş etti. 9 katı? 9 katı. Yani normalde çift doz aşı yapsan bile 2 katı ne şey yapar lazım. Yine notlarımın arasından söyleyeyim. Almanya'da BioNTech aşı üretiyor biliyorsunuz. Neden Avrupa Birliği ülkelerine ve Almanya'ya ayırdığı kotayı daha geç teslim ediyor da Amerika'ya daha önceden gönderiyor, daha fazla gönderiyor diye o fabrikaları denetlemeye aldılar ve orada ciddi tartışmalar çıktı. Şimdi özel sektöre aşı izni konuşuluyor. Şu ana kadar verilmiş değil. Türkiye'de sadece bir uygulaması var. Devlet aşıyı getiriyor. Uygulamayı hızlandırmak ve kolaylaştırmak için insanların mobilizasyonunu, yaşların
azaltmak için en yakındaki özel hastanede gidip aşı olma imkanı sağlıyorlar. Yani yine devlet aşısı, devlet veriyor. Sen şeyden, en nabız programından seçiyorsun. Ben acıbanım veya şu falan hastane, filan hastane, bana yakın orada olmak istiyorum diyorsun. Oradan ertesi güne sana randevu veriyorlar ve aşını güzel. Oraya gönderiyor devlet. Ne kadar güzel. Ve bazı ülkelerde aşı turizmi başlatma ile ilgili hazırlıklar var. Bak bu aşı turizmi Kıbrıs için de düşünülebilir mi acaba? Yani bu buradan turizmciler... Sağlık turizmi bacağına aşı turizmi. Tabii. Yani yine notlarından okuyorum. Amerika'dan Dubai'ye gidip orada aşı olup 21 gün tatil yapıp dönen şeyler var, turlar var. Gidiyorsun, ilk aşını oluyorsun gittiğin gün, 21 gün tatil yapıyorsun, ikinci aşını olup geri dönüyorsun. Yani bu aşılama süreci yıllar sürebilir. Onun için parası olan önden gitsin olsun, olmayan en sonu beklesin. Zaten bu işe ekonomik bakan ülkelerde oldu. İngiltere bırakalım doğal bağışıklık olsun dedi. İşte yaşlı nüfusun ölmesine göz yumdu yani. Bu çok büyük tepkiler de aldı. Emekli maaşı ödeyeceğime gitsin mantığıyla yaklaştılar yani. Bu kronik hastalığı olup devlete pahalıya mal olanlar varsın ölsün doğal seleksiyon olsun diye düşünenler oldu. Yani bunlar çok etik şeyler değil. Biz aşı olayına tekrar dönmüşken şunu da söylemek istiyorum. Eğitim sektörünün, üniversite sektörünün aşılarının öncelik verilerek bir an önce yapılması gerekiyor. Şu dün ülkeye gelen veya evvelki gün ülkeye gelen 40 bin dozunda bu işin için fazlasıyla yeterli olduğunu söylüyorum. Bir de şunun değerlendirilmesini tavsiye ediyorum Sağlık Bakanlığı'na. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması şöyle. Gelen aşının yarısını yapıyor, diğer yarısını ikinci doz olarak bekletiyor. Yani tedbirli davranmaları iyi bir şey. Dışarıdan bağımlı olduğunuz için aşıya tedbirli davranmak iyi bir şey. Ancak son dün Türkiye'de bir açıklanma yapıldı. Aşı yapılanlarla ilgili biliyorsunuz Türkiye bu işi çok hızlı yaptı. Doğru. Almanya'dan 3 ay sonra 2 ay sonra başlamasına rağmen onun oranlarını geçti falan. Avrupa Birliği'nde en önde gidenlerden biri. Onun için de ilk çalışmalarını yayınladılar. İlk doz aşısını olup 10 gün geçtikten sonra koronavirüse maruz kalıp hasta olup da entübe olan hasta yok. Müthiş bir ağır hasta yok. Bu çok önemli. Bakın tekrar önemli. Ediyorum bunu. Dün yayınlandı. Tekrar ediyorum bunu. İlk doz aşısını olup 10 günü geçtikten sonra entübe olan ve ölen hasta yok. İlk 10 günde bağışıklık kısmen de olsa başlıyor ve antikor üretilmeye başlıyor demektir bu. Bunu göz önünde bulundurarak belki de hızlı bir şekilde Türkiye'den de belirli sözler alarak gelen aşıyı yarıya bölüp yani 40 bin doz geldi 20 bin kişi aşılayayım yerine 40 bin dozun hemen, tamamını yapmak lazım. Bu veriden sonra bu çok önemli. Yani bu konuda bilim kurulunu da NADA çağrı yapıyorum. Sağlık Bakanlığı yetkililerine, Sağlık Bakanımıza, Sayın Müsteşarımıza da çağrı yapıyorum. Belirli görüşmeleri ve onayları da alaraktan aşının yarısını bekletmeden hızlı bir şekilde gelenin tamamını yapmaya çalışmak lazım. O arada da
ihtiyacın planlamasını yapıp Türkiye Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde yarısını bekletmemek lazım diye düşünüyorum. Son çıkan haberden sonra. Haberi tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti açıkladı ki ilk doz aşısını olup, Çin aşısı bu da, daha BioNTech'e başlamadı. Çin aşısı olup 10 gün geçtikten sonra korona olanların hiçbiri entübe olmamış, yoğun bakımda müthiş, ve ölmemiş. Müthiş bir konu. Bu çok önemli. Bunu da yetkililerimizin değerlendirmesi, çok saygıdeğer hocamızın söyleminin ardından. Evet, programımızın süremizin sonuna geliyoruz. Rektörümüz Hüseyin Yaratan geldi, dedi ki Bülent Hoca bir aile ortamı yarattı onun içerisinde. Dekanlarımızdan Orhan Gemikonaklı hocamız, çok saygıdeğer hocamız geldi. Bülent Hoca bir aile havası ile üniversite yönetiminde. Hocam nedir bu aile ortamı? Nasıl işler, nasıl böyle düzgün gidiyor, huzurlu gidiyor, herkes kendi işini yapıyor ve bundan memnun bir şekilde giriyor üniversite çatısına ve tekrar geri çıkıyor. Nasıl sağlıyorsunuz bunu? Vallahi bunun direkt bir yöntemi vardır desem bu kararlılık etmiş olurum. Estağfurullah hocam. Oradaki gelen kişilere babacan tavır sergiliyorum ben. Birinci sebebi bu. Orada Türkiye'den gelip burada devamlı kalan akademisyenlerimiz var. Bunlar bizi babaları gibi görüyorlar. Ben görüntüme kanmayayım. Benim 31-32 yaşında çocuklarım var. Maşallah. Bu birinci sebep. Bir de ikinci sebep de biz şöyle bir tercihte bulunduk. Normalde ben Türkiye'de işletmelerim vardı. Görüntüleme merkezlerim vardı. 6 tane. Hiçbir görüntüleme merkezimde aynı aileden 2 kişiyi çalıştırmazdım. Bu bir tercih meselesi. Çünkü evde olan kavganın iş yerine yansıması da olabilir düşüncesiyle çalıştırmazdım. Ve bunu çalıştırmam gereken durumlarda da farklı yerlerimde çalıştırdım. Birini bir görüntüleme merkezinde, ötekini öbür görüntüleme merkezinde çalıştırdım. Kesinlikle aynı yerde kötü bir tecrübeden sonra aileyi birlikte çalıştırmama karar almıştım. Ama buraya geldikten sonra da bunun bir zorunluluk olduğunu gördüm. Yani iki tane değerli akademisyen var aynı aileden. Nasıl bu prensibi uygulayabilirsin? Uygulayamazsın. Veya iki tane değerli idari çalışan var aynı aileden, bu prensibi uygulayamazsın. Onun için ben denemeye karar verdim bunu ve denedim. Yani aynı aileden karı kocayı aynı yerde çalıştırmaya başladım. Bunun pozitif etkisini gördüğüm için bunun sayısını arttırdım. Bilinçli olarak arttırdım. Yani bizde eşlerin bir arada çalışma oranı yüksektir. Aile ortamının oluşmasının bir sebebi odur. Yani kafeteryada görmüşsünüzdür. Karı koca getirmiş evden yemeğini, orada ısıtmış, ne yiyor. Güzel, ne güzel. Benzeri şeyler. Çok bilinçli, bunu ben yaptım, bunu ben ettim dersem yalan olur ama hocalarımız sağ olsunlar nezaket göstermişler, Bülent Bey'e bağlamışlar bunu. Bu bana bağlı değil yani. Orada çalışanların hepsine bağlı. O zaman sizin nezdinizde hem akademik hem idari personele kucak dolusu sevgiler, saygılar, aynen, kolay gelsin. Ve bu üst ast ilişkisi olarak demeyeceğim, yine sizin nezdinizde ulaşımına da, mutfağına da, tüm personeline de buradan sevgiler, saygılar sunuyorum. Kolaylıklar gelsin diyorum. İyi çalışmalar diyorum. 1 Mart sürecinden sonra öğrencilerimiz adaya gelsin veya gelmesin, en iyi şekilde çalışmalar sürmeye devam ediyor. Siz değerli yöneticilerimiz ile de bunu, performansı tavan yapmaya devam diyorum hocam. Zaman bitti biliyorum ama son bir cümle söylemek buyurun istiyorum. Buyurun hocam, buyurun. Diyeceksin ki çok da bizimle ilgili değil ama turizm sektörünün de önünün açılması lazım. Bunun açılmasının yolunu söylemek niçin istiyorum. Niçin bizimle ilgili değil? Gastronomi de var, her yerde tabii, var. Tabii, hepsi tabii, iç içe tabii. Hocam olur mu öyle şey? Tabii, doğru diyorsun. Sektörle iç içeyiz. Şimdi bunun yolunu da söylüyorum.
turizm sektörünü şu şartlarda açabiliriz. Doktor olarak söylüyorum bunu ve sağlık yöneticisi olarak söylüyorum. Ben 2 milyon nüfuslu bir ilin içinde 7 tane devlet hastanesi, 52 tane sağlık ocağı olan bir ilin sağlık yöneticiliğini yaptım. Bu bilgilerime ve görgülerime dayanarak söylüyorum. Şu şartlarda turizm açılmalıdır. Turizm çalışanlarının tamamı otelde ya da otelin lojmanlarında karantina şartlarında bulundurulmak, halkla karışmasına engel olmak şartıyla ve bunlara da belirli aralıklarla 3 gün, 5 gün, 1 hafta arayla PCR testleri yapmak şartıyla otele gelen müşterinin de havaalanından direkt otele taşınıp otel dışına çıkması engellenmek şartıyla turizm sektörü de güvenli bir şekilde açılabilir. Bunun da çalışmalarını başlatmak gerekir. Turizm sektörünün ve eğitim sektörünün açılması ülke açısından çok önemlidir. Korku psikolojisi ve paranoyayla hareket ederek ve belirsizlikler içerisinde yüzerek ülkeyi ileriye götürmek çok daha güç olabilir. Bunu da zamanımızı, süremizi aşarak neden söylemek hocam, istedim. Aşmadık, sağ olun. Ayağınıza, gönlünüze, ağzınıza sağlık diyorum. Bugün geldiniz, müthiş bilgilerle bizleri ve ülkemizi aydınlatmış oldunuz. Size teşekkürlerimi sunarım. Size, ailenize ve üniversiteye sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam, saygılar sunarım. Evet, bu haftaki konuğumuz da genel sekreterimiz Bülent Taşeli hocamızdı. Sağ olsun, saygılar sunuyoruz kendisine. Evet, teknik masada görevli arkadaşımız Örsen Balıkçıoğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu programda yayında yapımda emeği geçerek o da bizlere burada yardımcı olmaya çalıştı. Güzel bir hafta sonu. İlerleyen günlerde yine böyle 10 derece düşecek diyorlar ki öyle olacak. Kendimize dikkat ediyoruz. Sağlığımıza çok önem gösteriyoruz. Hocamızın tavsiye niteliğinin de üzerinde bugün yapmış olduğu açıklamalara da uyalım diyoruz. Ve hep birlikte güzel bir şekilde bu dünyada el ele verip yine bu güzellikleri yaşayalım. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere efendim. İyi günler diliyorum sizlere.